Donmuş yumurta ile ilgili bazen sorular alıyoruz. Donmuş yumurta kullanımının taze yumurta kullanımından farkı var mıdır? Sorusuna biraz cevap vermek istiyorum bugün. Donmuş yumurta dediğimiz şey aslında yumurtanın toplandıktan sonra dölleme işleminin yapılmadan dondurulması ve daha sonrasında kullanılmak üzere saklanması durumu. Donmuş yumurta kullanımında esas faktör yumurtanın nasıl dondurulduğuyla ilgilidir. Yani yumurtayı donduran embriyoloğun kalitesi, tecrübesi, kullanılan malzemenin kalitesi, kullanılan malzemenin miadının geçmemiş olması gibi bir takım faktörler aslında yumurtanın çözdüğümüz zaman aynı kalitede bulabilmemizi sağlayan faktörler. Baktığımız zaman yapılan son çalışmalarla beraber gösterildi ki donmuş yumurta kullanımı aslında taze yumurta kullanımından çok da ciddi bir fark elde etmemizi sağlamıyor. Yani donmuş yumurta kullandığımızda başarı daha düşük olmuyor. Döllenen embriyo sayısı genellikle benzer oranda, oluşan embriyo gelişim başarıları benzer oranda, gebelik sonuçlarımız da benzer oranda karşımıza çıkıyor. Peki niye taze yumurta mı, donmuş yumurta mı diye tereddütte kalıyoruz? Bazı hastalarımız için donmuş yumurtadan daha farklı bir seçenek olmuyor. Çünkü şöyle düşünün, siz düzensiz adet oluyorsunuz ve ne zaman adet olacağınız belli değil. Size uygun bir donörü ayarlamak ve bu donörün sizin beklediğiniz günde adet olmasını sağlamak çok zor olabiliyor. O yüzden donör önceden, yani bağışçı önceden hazırlanıp yumurtaları toplandıktan sonra donmuş yumurtası kullanılabiliyor. Kişinin kendi yumurtasını kullandığı durumlardaysa donmuş yumurtaya ihtiyaç yok. Eğer erkek hasta örnek verebiliyorsa ve örneğini kullanabiliyorsak eğer taze yumurtayla kullanmak en kolayı zaten. Ama bazı durumlarda erkek hastanın olmadığı durumlarda, yani mesela tedavi yapıldığı dönemde erkek hastanın o ilde bulunmadığını varsayalım veyahut da örnek veremeyecek durumda olduğunu varsayalım. Öyle durumlarda da yumurta dondurulabiliyor. Bir diğer yumurta dondurma yöntemimiz de hastanın daha sonra kullanmak üzere kendi yumurtalarını dondurması. Burada da başarının sonrasında gayet iyi olduğunu biliyoruz. Önemli olan hasta için kaç yumurtanın, hangi kalitedeki yumurtanın dondurulduğu, çözüldükten sonraki başarıyı esas etkileyen faktörler.